Teknik Kariyer kanalından hepinize merhaba sevgili dostlar. Bu videoda aracımızın altına pütür kaplayacağız. Egzoz hatlarını, ya daha doğrusu egzoz borusunu komple Motib'in ısıya dayanıklı borusuyla boyayacağım. Dyson marka pütürle, kauçuk esaslı pütürümüzle aracın altını kaplayacağız. Paslarını temizleyeceğiz ve pütürden önce Hammerite'in direkt pas üstü ve pasta 6 yıl koruma sağlayan, direkt pasın üstüne sürdüğünüz zaman 6 yıl koruma sağladığını iddia eden bir firmanın boyasını aldım. Marshall üretiyor diye biliyorum ben bu boyayı. Çekiçlenmiş siyah olarak aldım. Yani çekiçlenmiş siyah, şöyle boyadığınız zaman kuruduğunda pürüzsüz bir siyah yüzey değil de, parlak bir yüzey değil de, daha böyle mat, daha böyle ezik, ezilmiş gibi bir dekor veriyor. Onunla da kaliperlerimi, disklerimi, paslanan yerleri, paslarını temizledikten sonra boyayıp, boyadıktan sonra da üstüne pütür atacağım ve bu şekilde daha uzun ömürlü olmasını sağlamayı hedefliyorum. Sıra sıra işlemlerimize bakalım neler karşımıza çıkacak, neler yapacağız ve maliyetimiz ne olacak, hep birlikte görelim. Şimdi ilk başta egzozumuzu alacağız. Daha rahat yapabilmek için. Niye egzoz alıyorum? Bir, boyamak için. İki, bakın şuralarda hep yalıtımlar var. Şunlar. Bunları da sökeceğim. Aynı zamanda benim zaten şap askı bilyasından da ses geliyor. Onu da yapmak için sökmem lazım. Dolayısıyla hepsini bir sökeceğim ve temiz bir şekilde tekrar toplayacağım ve egzozun o yalıtımın arkasında kalan yerleri de boyayacağım. Egzozu zaten sökmem basit. Şuradan manifolda bağlanan 6 tane bakır somun var. Bunları sökeceğiz. Şuradan o ortadan tutan bir adet civatası var. Yine şuradaki bölümde bir askısı var. Yine arka tarafta susturucu tutan, şurada da 2 tane civata somun var. Bunları da aldıktan sonra egzozumuzu aşağıya alabiliriz. Aracımızın altındaki paslara bakacak olursak, bakın buradaki arka taşıyıcıda mesela pas var. Buradaki diferansiyelin olduğu bölümde arka salıncakların bağlandığı taşıyıcıda yine paslarımız var. Diferansiyel bayağı paslı. Buraları böyle ufaktan tel fırçayla, spiralle temizleyeceğim. Şuradaki bölümleri vesaire. Yine şuralarda şöyle gözüken işte paslar var. Diskimin üzerini işte siyaha boyayacağım. Bunu da ben zaten daha önceden Motib'in boyasıyla boyamıştım ama gördüğünüz gibi işte 5000 kilometre önce falan boyamıştım. Bu şekilde duruyor. Yine işte taşıyıcının bakın şuraları falan paslı. Hani buraları tamamen siyaha döndüreceğim. Yine aracımızın şöyle şu taraflarına baktığımız zaman buralarda herhangi bir çürük, herhangi bir şey yok. Koruma amacıyla buralara pütürümüzü atacağız. Ama az önce de bahsettiğim gibi işte egzozumuzu alacağız. Şaft askı bilyamda sorun olduğu için onu da sökeceğim. Onu da aldıktan sonra rahat bir şekilde aracın altına bunun pütürünü atacağız. Tabii pütür atma işlemini yaparken öncelikle söyleyeyim, şu kaputun çamurluklarının olduğu yere güzelce yalıtım yapacağız. Yine şuradaki amortörümüzün pistonlarına gelmesin diye oralara yalıtım yapacağız. Yine fren hortumunun şuradaki rekorlarına yalıtım yapacağız. Şurada gördüğünüz rekorlarımız var. Yine aynı şekilde bakın şuradaki rekorlarımız da var. Bunlara da yalıtım yapacağız. Ve bu şekilde yalıtımımızı yaptıktan sonra temizliğini de yaptıktan sonra işlemlerimize başlayacağız. Epey de paslı. Şöyle gördüğünüz gibi. Zaten benim atacağım boya burayı tam karşılamayacak. Yani tam kapatmayacak. Ben sadece tel fırçayla üzerini temizleyip yine de koruma amaçlı bir boya atacağım. Ve bu şekilde egzoz hattının işlemini sonlandıracağım. Şimdi buradaki muhafazayı, daha sonra koruma sacını ve diğer taraftaki koruma sacından alacağım. Sadece bir tanesini gösteriyorum. Burada mesela egzozu tutan buradaki lastiğimizin şeyini söktüm, somunlarını söktüm çıktı. Gördüğünüz gibi bayağı paslı. Bunlar güzelce temizlenecek. Bunları da boyayacağım. Tertemiz yapacağız daha doğrusu. Şimdi onu gönderelim öbür tarafa. Burada onluk lokmayla sökülen 3 tane somunumuz var. Bunları da aldıktan sonra sacımız aşağı gelecektir. Gördüğünüz gibi çok berbat çıktı. Buralarda bir hava tutup temizleyeceğim. Ondan sonra yapacak bir şey yok. Tekrar üzerine pütürünü atacağız ama pas yok. Yani beni orayı sevindiren kısımlar bunlar. Çok aşırı bir pas yok. Yaklaşık 25 yıllık bir araba. Şimdi devam edelim. Diğer bölümleri de sökelim. Daha sonrasında bakacağız. Şimdi aracımızın altındaki pasları temizlemeye geldi sıra. Hem matkap hem de spiral kullanacağım bu şekilde. Büyük yerleri bununla temizleyip kabasını alıp ince yerlere de matkapla gireceğim. Ve bu şekilde pas alma işlemini tamamlayacağım.
gördüğünüz gibi önce ben disklerimi boyayacağım. Daha sonra aracın altını boyayacağım. Çünkü bunun yaklaşık kuruma süresi 4 saat. Belki ekstra ikinci kat atmam gerekecek. Şimdi ben disklerimi hızlı bir şekilde boyuyorum. Önce bir yerde bir deneme yaptım ufaktan. Gayet güzel duruyor. Kuruduktan hatta şu anki deseni bile böyle kabarmaya başladı. Böyle ufaktan yani çekişlenmiş efekti veriyor. Güzel gibi duruyor. Çok kaliteli bir boya olduğu söyleniyor. Özellikle yurt dışı forumlarında. Direkt pas üstünde 6 yıl koruma sağladığını iddia ediliyor. Hani ben bizzat denemedim. Burada da umarım faydalı bir şey sağlayacaktır koruma. Hem de diskimin daha temiz, güzel gözükmesini sağlayacak. Evet yani ben renk tonunu çok beğendim. Böyle tam siyah değil, böyle hafif simli bir siyah. Ama şey var, darbe izleri var. Güzel bir efekt verdi, güzel yaptı. Yani direkt şu balkon demirlerine sürdüğünüz siyah yağlı boya değil arkadaşlar. Hani bilginiz olsun. Öyle bir şey yok. 2,5 litresine yaklaşık 450 lira verdim. Belki sizin aracınızın 4 diski için sadece şey gidebilir. Yani burada 1,5 litre, 1 litre falan yetebilir. Çünkü bu çok fazla. Ben aracın altını da boyayacağım için böyle bir şey yaptım. Evet, diske taşırmadan bunu boyuyoruz. Zaten diske taşısa bile fren balatası bunu zaten oradan soyar atar. Amacım dediğim gibi yani çok güzel gözükmese de olur. Amaç pastan korumak burayı. Sökerken falan rahat etmemiz. Burayı bu şekilde böyle boyuyoruz. Aslında bunları söküp de güzelce boyamak daha güzel olur. Hani belki aklınıza sprey boya gelebilir ama az önce de söyledim ben bunu spreyle hani amacım pas üstü boya. Yani pası önlemek. Şuradaki şöyle tozları, çirkin görüntüyü önüne geçmek. Kaliperi boyarken biraz daha dikkat ediyorum. Aslında yani kaliperi de sökeceğim ama işim çok. Yani egzozu söktük, egzoz boyanacak, işte egzoz sensörü takılacak, şaft askı bilyası değişecek vesaire vesaire. Hazır bunları yapmışken burayı da bu şekilde boyuyorum. Zaten ekstra bir yalıtım yapmaya gerek yok. Şöyle gördüğünüz gibi gayet güzel şekilde boyanıyor. Hani o spreyle boyayanlar falan tamam güzel. Bu da spreyle boyanmış. Motipim şey boyası, ısıya dayanıklı boyası ama hani gördüğünüz gibi işte yani bir sene olmadan hani böyle paslı gibi duruyor. En azından şuradaki pasın ilerlemesini engelleyecek. Böyle daha güzel duracak. Bir renge bunu boyadık. Bir de çok bilinmiyor yani bunu YouTube'a falan da baktım. Çok yapan yok. Şu Hammerite'ın boyasını. Şöyle yakından size bir daha göstereyim. Bu şekilde çekişlenmiş pas üstü, direkt pas üstü diye yazıyor zaten üstünde bu boyası. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde boyanıyor. Ben hepsini bitireceğim. En son size gösteririm. Dört tekeri de gayet güzel çıktı mı çıkmadı mı ki şu an güzel duruyor zaten. Ona göre artık yorumları zaten kendiniz yaparsınız. Daha sonrasında aracın altına geçeceğiz ve oradan devam edeceğiz. Şimdi aracımızın disklerini %99 oranında boyadım. Arka tarafları kaldı ve aracın altı kaldı. Şimdi ben bu alt kısımdaki pas yerlerini boyayacağım. 4 saat kurumaya bırakacağım. Buralara başlıyorum. Bu şekilde böyle buralara boyayı sürüyoruz. Oralara tel fırça girdi ama ancak o kadar temizledi. Evet yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın sonucunda aracımızın alt tarafını bitirdik. Bu şekilde paslı yerlerin her tarafını boyadım. Görüntü gayet de güzel duruyor gördüğünüz gibi. Parlak bir görüntüsü yok. Biraz belki ışıktan vuruyor olabilir ama. Bakın bu şekilde diskin arka taraflarını da boyadım. Şu şekilde. Burası da ön tarafı. Kaliperimiz. Koruma sacımız. Bu şekilde. Biraz da şuradan bakalım. Tamam orası biraz karanlık. Şöyle şuradan size daha iyi gösterebilirim. Zaten asıl pasların olduğu yer buralardı. Yine şuradaki viraj demirimi de boyadım. Aracın altında böyle birkaç yerde pas vardı. Oralara sürdüm. Yine öndeki kaliperimi ve diskimi bu şekilde gördüğünüz gibi şöyle boyadım. Evet. Bu şekilde sizlere göstermiş oldum. Yaklaşık bu işte 3-4 saat kuruyacak. Bu kururken ben de şurada duran egzozumu yapacağım. Şimdi de egzozun üzerindeki tozları zaten yıkanmıştı ama üst tarafta kalan tozlar vardı. Hem hava tutacağım hem de pasları tel fırçayla ufaktan bastırarak temizleyeceğim. Bu şekilde bunu da temizliğini yapmış olacağız.
Şimdi Motip'in ısıya dayanıklı boyasından alacağım. Yani bu boya dediğim gibi çok uzun ömürlü bir boya değil ama en azından buraya kadar sökmüşken burayı da bu şekilde boyayacağım ve sizlere göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi gayet güzel tatlı bir rengi oldu. İki kutu Motip'in spreyi ile bunu bu şekilde boyadım. Bakın şöyle size yakından göstereyim. Çok güzel bir renk oldu yani bence. Müthiş bir renk. Gri almanızı tavsiye ederim. Sıya dayanıklı gri boya. Buradaki kauçukları da boyadık, sprey geldi. Şöyle. Böyle yakından baktığımız zaman. Evet, güzel bir renk. Ben şuradan da şöyle göstereyim. Evet. Bu şekilde iki kutu Motip boyayla bunu rahat rahat kullandım. Yani 1,5 kutu yetiyor ama birazcık daha fazla atayım derseniz 2 kutu yetecektir ki egzozum da benim bayağı uzun. Sizlerin de aracına dediğim gibi bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi ben aracımı kaldırıp yalıtımını yapacağım. Ya yani izolasyonunu yapacağım ve daha sonrasında pütür atacağız. Şimdi o işleme geçebiliriz. Evet, şimdi pütür için aracımın altını yalıtımladım. Şu şekilde çamurluk kenarlarını, tamponumun tarafını, diferansiyelin olduğu yeri, yine şurada şanzımanımın olduğu yeri, çünkü burada bir şanzıman koruma yalıtım halısı var. Şuralara kadar atacağım, şu bölümlere kadar. Yine aynı şekilde şuradan itibaren tekrar şöyle geri gideceğiz. Aynı şekilde çamurluk işlerimiz var. Bu şekilde çamurluk işlerini de boyayacağız. Oradaki amortisörleri de kapattım. Yine garanti olsun diye şurada şöyle gördüğünüz gibi fren rekorlarının, somunlarının olduğu yerleri, rekorun tam bağlandığı yeri de bantladım. Bir arkadaş demişti, rekorlar boyanınca muayeneden geçmiyor diye. Ben de garanti olsun diye onları da kapladım. Ve bu şekilde şimdi aracımızın altına pütürümüzü atacağız. Şimdi Dyson marka anti-gravel pütürümüzü alıyorum. Evet, bu şekilde taktıktan sonra şimdi aracıma götüreceğim. Hort havasını bağlayıp pütür atma işlemine başlayacağız. Evet, gördüğünüz gibi pütürümüzü attık. Şu şekilde alt taraflar şöyle siyah. Burası da bu şekilde. Şöyle göstereyim hemen. Burası da çamurluğumuzun içi. Kauçuk esaslı. Şöyle tırnakladığım zaman direkt eziliyor. Şöyle yakından göstereyim, bakın. Mesela ezildi.
şöyle kalın, yaklaşık 1 milim, 1,5, 2 milim kalınlığında bir kalınlıkla attım. Bir arabaya 5 tane gider arkadaşlar. Öncelikle onu söyleyeyim. Ben 4 tane almıştım ama bir tane daha ekledim sonrasında. Şu şekilde şöyle altını da size şöyle güzelce gösterelim. Evet, diferansiyelimiz de boyalı. 5 kutu pütür spreyi, 1 kutu da tiner. 400 artı 100'den 500 lira gibi bir rakam yapıyor. İşte 500 liraya boya hariç bu işi halledebilirsiniz. Bu şekilde benim yaptığım işlemde buydu. Yani sizlere göstermeye çalıştım. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Umarım sizlere de fikir verici ve faydalı bir video olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.